Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesinde Yeşilova Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Salih Kula ile Muhtarlık Odası'nda röportaj yapacağız. Burası daha önce belediyelikti. Tüm şehir yasasıyla mahalle korumuna düşen yerleşim yerlerinden bir tanesi. Mahalle korumuna düştükten sonra ilk mahalle muhtarı da Salih Kula arkadaşım seçildi ve tarihe not düşüyoruz bizler. İşte gördüğünüz gibi Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi olarak. Muhtarımıza şimdi soracağız. Muhtarlık seçimlerinde karşınıza kaç aday çıkmış efendim? Benden önce 4 adayımız daha vardı. Benden önce 5 aday. 5 aday vardı. Kaç oy farkla seçildiniz efendim? Ben 527 arabayı aldım. Diğerlerini diğer arkadaşlar 1100 tane aldım içinde. 3'ün tamam. Bayağı. Yani yarısını almış oldum. Yani. Evet. Diğer 4 adayın yarısını almış oldum. Evet. Çok büyük farkla arkadaşımız muhtar seçilmiş. Seçimlerde halka vaatlerde bulundunuz mu efendim? Ben burada seçersen işte belediye kapanıyor, mahalle oluyoruz. Bulunmaz. Evet. Evet muhtarım. Mahalle olduktan sonra belediye var iken ki hizmette devam etti mi? Yani Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi bu hizmetleri yapıyor mu efendim? Şimdi şöyle bir şey, zaten burası önceden belediye olduğuna fazla bir noksanımız yoktu bizim. Yani köyümüzde yani paket taşı, asfalt, evet. Yani toprak yolumuz yok yani. Evet. Belediyenin buraya yapacağı bir şey fazla kalmadı. Köyümüzde yok ama. Diğer köyünde var. Mahalle yerleşim olarak. Evet. İlçe görünümünde bir burası yerleşim yeri sayın izleyiciler. Mahalleye bir girdik. Petrol istasyonuna varana kadar her şey var. Şimdi, İş yerleri var. Doğru mu? Şimdi onu biz petrolü kendimiz yaptık. O zaman kendimizden namazla köylü bir mücadelesinde. Camimizi kendimiz yaptık. Evet. Çok güzel bir cami yapılmış meydan. Köy binasını biz yaptık. Evet. Yani köyü yaptı. Şimdi benzinli belediye sattı. Evet. Önceden gelir köyeydi. Şimdi Kemal Paşa Belediyesi'ne. Belediyeye kaldı değil mi? Belediyeye kaldı. Altyapı tamamlanmış değil mi efendim? Altyapı. Evet, altyapı. Altyapı derden bir şey yok. Altyapımız yok. Altyapı çok güzel. Yok mu kanalizasyon? Yok kanalizasyon hiç yok. Bu da yani hiç bilmiyor. Hepimiz beraber ettik. Evet. Sayın izleyiciler, burası nüfus ne kadar efendim? Burada 1600. 1600 nüfus var. Biz öncelikle bu altyapı kanalizasyonu yerleşim yerleri fazla nüfusa sahip olan yerlerden başlanılmasını istiyor. Birçok Büyükşehir Belediyesi bu yolu izliyor. Nüfusu fazla olan yerlerden başlayarak ya, daha nüfus az olan yerler. Nüfus çok düştü. Çok güç aldı. 3000'lerden mi yerlerdi? 3000'den. Evet. Evet. Burada güzel jimnastik var.
aletler oy grubu da var. Park gördüm. Yani mutlu oldum. İşte birçok ilçede olmayan hizmetler de burada. Belediye zamanında yapmış değil mi? Büyükşehir. Onlar büyükşehir yaptı. Futbol sahası da var mı? Futbol sahası. Futbol sahası. Sahamız var. Normal açık futbol sahası. Açsa futbol sahası var. Evet. Tüm gözü sen hiçbir şeysiz. Çöpte birileri toplanıyor mu? Çöp konteynerleri yeterli mi? Şimdi bizim okulda ya Kemal Bey'si verirse güzel hizmet ediyor. O konuya. Şimdi şikayetimiz yok. Çöpümüz onu yok. Yani işte eksik hizmet yok diyorsunuz. Yok yok, çöpte bir sorun yok. Ne hizmet yapılmasını istiyorsunuz? Mahalleye dönüşen belediye. Mahalleye dönüşen belediye. Kanalizasyon. Evet, sayın izleyiciler, burada sadece bir kanalizasyon sorunu var. Bu diye müracaat ettiniz mi kanalizasyon yapılması için? Evet. Yaptınız. Geri görüş yaptılar mı? Yapmadılar. Tercih gelen giden olmadı. Gelen giden olmadı. Olmadı. Hiç çevre mahallelere baktınız mı? Gelen olamış buralarda. Yok. Biz zaten burada muhtemel arkadaşlar burada biz 6-7 köy birlik olup da bu işi zaten şey yaptık. Müracaat ettiniz. Daha bize bir şey gelmedi. Evet. Sayın izleyiciler, yani çağımızın gerisinde kalmış. Mutlak biz altyapı kanalizasyonun yapılmasını istiyoruz ki şehre temizliği olsun. Doğru mu efendim? Evet. Bunlar çok önemli konular. İşte burası daha önceden de bende belediyelik olduğu için diğer hizmetler yapılmış. İşte dediğim gibi ilçe görüntüsünde bir yerleşim yeri sadece bir eksiğine kalmış. Altyapı kanalizasyon kalmış. Orada da biz tamamlanmasını istiyoruz. Evet muhtar. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi kurulduğu günden beri muhtarlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi için mücadele ettik ve bunda da başarılı olduk. Muhtarların 300 lira olan hali gülerekleri 1300 liraya yükseltildi. Yeterli mi? Sosyal güvenlik primlerini devlet yatırıyor mu? Yatırmıyor. Bizim yatırmıyor. Bir şeyimiz bu zaten yani. Prim bir de yüksek 500 küsur lira. 575 lira. Evet. Doğru. Bize bir şey kalmıyor yani. Evet. Sayesinde işte gördüğünüz gibi Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi muhtarların sosyal güvenlik vakıf primleri mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Kurulduğumuz günden beri aynı şekilde bunu gündeme getiriyoruz. Yazılı ve görsel basında ve İlk hedefimiz neydi? Asgari ücret seviyesiydi. Asgari ücret seviyesine yükseldik. Ancak SESKA primlerini de biz yatırdıktan sonra muhtarlara asgari ücret verilmesini istiyorduk. Asgari ücret seviyesi tamam. Ancak sosyal güvenlik primlerinin de biz mutlaka devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Neden istiyoruz? Çünkü muhtar arkadaşlarımız da halk oyuyla seçiliyor. Seçilen yöneticilerimiz, belediye başkanı, milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyuyla seçildi. Doğru mu? Evet. Cumhurbaşkanımız. Sağ olsun muhtarlarımız da toplantı yapıyor. Katıldınız mı Ankara'daki toplantılara? Yok, çağırılmadım. Çağırılmadım. Gitmek isterdim. Evet, gitmek istiyor muhtarımız. Onu da belirtelim burada. İnşallah önümüzdeki toplantılardan bir tanesine çağrılır. Buradan danışmanların dikkatine sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanlarını. Biz halkı temsil ettiği için muhtarların, halk ile devlet arasında köprü görevi gördüğü için mutlaka sosyal güvenlik prim kapsamında almasını istiyoruz ki, işte burada 1600 nüfusa muhtar ne yapıyor? Hitap ediyor. Evet. Ama köylerde bakıyoruz 100 nüfus var, 50 nüfus var. Ona da 1300 lira veriyor devletimiz. Evet. 1600-2000 nüfusa yöneten, idareci olan muhtara da 1300 lira veriyor. Biz buna da bir kriter getirilmesini istiyoruz. Kırsalda yaşayan, nüfusu az olan köylerin ödeneklerinin daha az verilmesini, nüfusa göre bunun ayarlanmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Ekleyeceğiniz başka konu var muhtarım? Şu anda yok. Yani sadece altyapı istiyoruz. Altyapı yani bizim ana yollarımız var, tarla yolu ama böyle ana merkez var. Arazi yollarımız. Arazi yollarımızda da çok sorun var. Evet, sayın izleyiciler, arazi yollarının da mutlaka bakım ve onarımlarının yani yapılmasını istiyoruz. Türkiye'de birçok büyükşehir belediye başkanı gördüm. Gaziantep'te Fatma Şahin Beyefendi arazi yollarını her yıl düzenli olarak reyde vurduruyor. Adana'da Hüseyin Sözlü, İzmir'de Aziz Kocaoğlu, Kahramanmaraş'ta Fatih Mehmet Erkoç Beyefendi arazi yollarını düzeltiyor. İşte Hatay'da Lütfü Savaş Beyefendi. Genelde Türkiye'yi geziyoruz. Yolumuz var, bizim Ulaabat'a bağlanıyor. Evet. Hem arazi yolumuz hem de merkez Ulaabat'a bağlanan merkez yolumuz. Yolumuz bunun var. Bunun asfalt yapılmasını istiyorum. Asfalt, toprak mı efendim? Şu anda toprak. Aynı zamanda arazi yolu değil mi efendim? Aynı zamanda arazi yolu ama direkt Bursa asfaltına çıkıyor. Bursa yoluna. Evet. İzmir asfaltına evet, çıkıyor. İzmir yolu. İstanbul yoluna çıkıyor. Evet, İstanbul evet, yoluna çıkıyor. Bu yolun da asfaltının yapılmasını istiyoruz. Evet, sayın izleyiciler, gördüğünüz gibi Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi halkın temsilci olarak seçmiş olduğu muhtarlar vasıtasıyla bugün de Bursa Mustafa Kemal Paşa Yeşiloma Mahallesi Muhtarı Salih Kula ile röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu eksik hizmetler tamamlanır diyoruz. Teşekkür ederim.